Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Adana Gündoğdu Koleji 4. sınıf öğretmenlerinden Ayça Çakallı. Bugün sizlerle Fen Bilimleri dersinde maddenin özellikleri ünitesinin 3. bölümü olan maddenin halleri konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki görselde maddenin hangi hallerini görüyorsunuz diye bir soruyla karşılaştık. Hemen görseli beraberce inceleyelim. Görsele baktığımızda buz parçalarını, suyu ve buharı görüyoruz. Sevgili çocuklar, buz parçalarını katı olarak adlandırabiliriz. Burada oluşan buharı gaz olarak adlandırabiliriz. Behel içerisinde bulunan suyu sıvı olarak adlandırabiliriz. Maddenin katı, sıvı ve gaz haliyle ilgili bir etkinlik yaparak birlikte keşifte bulunalım. Malzemelerimiz 3 plastik bardak, taş ve su. Nasıl bir yol izleyelim? Birinci bardağı okulun bahçesinden topladığımız taşlarla dolduralım. Buna imkanımız şartlarda yoktu. Ben de sizin yerinize buraya küçük taşlar oluşturdum çocuklar. Şimdi birinci bardağı bu taşlarla kendimce dolduruyorum. İkinci bardağa su dolduralım. İkinci bardağımıza da beraberce şöyle suyumuzu dolduralım bakalım. Üçüncü bardağa herhangi bir şey koymayalım. Üç bardak ile ilgili gözlemlerimizi yazalım. Sevgili çocuklar, beraberce izleyelim, inceleyelim. Taşları buraya yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi taşlar tam olarak bu bardağı dolduramadı. Kendi aralarında boşluklar kaldı. Bu boşluklara da havalar girecektir. Aynı zamanda taşı bardağa koyduğum zaman şeklinde herhangi bir değişiklik olmadı. Kendi şekillerini koruyorlar. Bardağın şeklini almadılar. Suyu döktüğümüz bardağı inceleyelim. Suyu döktüğümüz bardağa baktığımızda su sanki bardağın şeklini aldı, onun gibi gözüküyor. Her yerini de doldurdu. Bu bardak boş gibi duruyor değil mi? Aslında boş değil çocuklar. İçerisi tamamen havayla dolu durumda. Sorularımızı beraberce cevaplayalım. Üç bardak ile ilgili gözlemlerimizi yazalım. Taşlar bardağı tam dolduramadı. Aralarında boşluk kaldı. Su ise bardağın şeklini alarak bardağı doldurdu. Üçüncü bardak boş gibi dursa da içi havayla dolu. Üç bardakta da madde var mıdır? Evet, üç bardakta da madde vardır. Taş, su ve hava bardaklardaki maddelerdir. Maddeler doğada üç halde bulunur çocuklar. Katı, sıvı ve gaz. Nehrin etrafını saran büyük dağlar maddenin katı hali, yağan yağmur maddenin sıvı hali, bulutlar ise maddenin gaz halidir. Maddeler hal değiştirdikçe fiziksel özelliklerini de değiştirirler. Silgi, kalem, defter gibi maddeler katı haldedir. Çocuklar, katı maddeler akışkan değildir. Belirli şekilleri vardır. Dışarıdan bir etki almadıkça bu şekillerini değiştirmezler. Nereye koyarsak koyalım o kabın şeklini almaya çalışmazlar. Meyve suyu, süt, sıvı yağ gibi maddeler sıvı haldedir. Sıvı maddeler ise akışkandır. Belirli şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Su buharı, hava, yemekten çıkan buhar ise gaz halindedir. Gaz haldeki maddelerin de sıvılar gibi belirli bir şekilleri yoktur.
bulundukları ortama yayılırlar. Çaydanlıktaki su sıvı, çaydanlık içine koyduğumuz kuru çay katı, çıkan buharda maddenin gaz halidir. Bakın burada küçük taneli katılar görüyoruz. Bu kırmızı mercimek, bu da toz şeker. Sanki kabın şeklini almış gibi duruyorlar değil mi? Küçük taneli katılar kabın şeklini almış gibi gözükseler de katı olmaktan vazgeçmezler çocuklar. Küçük taneli oldukları için bir araya geldiklerinde akışkan bir özellik kazanırlar. Sıvılar gibi konuldukları kabın şeklini alırlar. Ama dediğim gibi katı olmaktan vazgeçmezler, katı olma özelliklerini korurlar. Tek başlarına bunları bu kabın içerisine atsak kesinlikle aynı görüntüyü elde edemeyiz. Kabın şeklini alırım etkinliğini beraberce yapalım. Malzemelerimiz ayran, tuz, şeker, bulgur, su bardağı, kalem, anahtar, kaşık, su, sıvıya. Çocuklar, bu malzemeler sizin evlerde de kolayca bulabileceğiniz malzemeler. Bunlarla ilgili etkinlikleri siz de evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne yapmamız isteniyor? Kalemi su bardağının içine koyacağız. Kalemin şekil değiştirip değiştirmediğini gözlemleyeceğiz. Bardağı her seferinde boşaltıp diğer katı maddeleri içerisine aynı işlemleri uygulayacağız. Bu maddelerin şeklinde bir değişme olup olmadığında aşağıdaki tabloya yazacağız. Daha sonra maddelerin sıvı olanlarını bardağımıza dökeceğiz. Değişiklikler üzerinde beraberce konuşacağız. Sevgili çocuklar, katı maddelerden kalem, anahtar ve kaşık. Bunları kabın içerisine koyduğumuzda şekillerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Olmadığı için bu şekilde çarpı koyabilirim. Sıvı maddelere bakacak olursak, su, ayran ve sıvı yağ, biz bunları bardağa döktüğümüzde bardağın şeklini alacaklar. O yüzden bu maddelerde şekil değişikliği olacak. Yine katı maddelerden tuz, şeker, bulgur. Çocuklar, bunları tek tek bardağın içerisine koyacak olursak tek bir maddede herhangi bir şekil değişikliği olmaz. Ama toplu halde bunları bardağın içerisine döktüğümüzde küçük taneli oldukları için sıvılar gibi akışkanlık özelliği gösterirler ve bardağın şeklini alıyormuş gibi dururlar. Sadece şunu söylemek istiyoruz. Tuz, tuz olmaktan, şeker, şeker olmaktan, bulgur da bulgur olmaktan vazgeçmez. Bunların halleri değişmez. Bunlar yine katı halde olacaklardır. Dolayısıyla tuz, şeker ve bulgur tane tane döküldüğünde şekil değişikliği olmayacak. Ancak grup halinde döküldüğünde kabın şeklini almış gibi duracak. Kabın şeklini alsa da katıdır diye notumu yazıyorum. Bu şeker için de geçerli, bulgur için de geçerli. Belirli şekli olan, konuldukları kabın şeklini almayan maddeler hangileridir? Bu maddeler katı mı yoksa sıvı mıdır? Ne demiştik arkadaşlar? Belirli şekli olan maddelere biz katı maddeler diyoruz. Katı maddeler konuldukları şeklin kabın herhangi bir şekilde kendileriyle beraber şeklini değiştirmezler. Belirli bir şekli olan konulduğu kabın şeklini almayan maddelere katı maddeler denir. Kalem, anahtar, kaşık, tuz, şeker ve bulgur katı maddelerdir. Belirli bir şekli olmayan, yani içine konuldukları kabın şeklini alan maddeler hangileridir? Bu maddeler de katı mı yoksa sıvı mıdır diye bir soruyla karşılaştık. Çocuklar, belirli şekli olmayan, konuldukları kabın şeklini alan maddelere biz sıvı maddeler diyoruz. Su, ayran, zeytinyağı,
meyve suları bunlara örnek olarak verilebilir. Tuz, şeker ve bulgurun konulduğu kabın şeklini aldı mı bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Biraz önce de konuştuk. Tuz, şeker ve bulgur küçük taneli katılar olduğu için konuldukları kabın şeklini alıyor gibi görünürler. Ancak toplu olarak kabın şeklini alıyor gibi dursalar da katı tanecikler arasında hava boşlukları kalır ve bu taneciklerin çocuklar şekilleri değişmez. Soluduğumuz hava gazdır. Sık sık oynadığımız futbol, voleybol ya da basketbol topunun şişkin durmasını sağlayan içindeki hava yani gazdır. Parfüm ya da kolonya sıkıldığında bütün odaya yayılır. Çünkü gazlar bulundukları ortama çok hızlı yayılırlar. Mutfakta anneniz yemek yaptığında siz odanızda o yemeğin kokusunu rahatlıkla duyabilirsiniz. Çünkü oradaki koku hava yardımıyla hemen yayılarak size ulaşır. Dünyanın dörtte üçü su ile kaplıdır. Bunu çevremizde gördüğümüz denizler, nehirler, göllerden anlarız. Maddenin katı haline çevremizden pek çok örnek verebiliriz. Çevremizde gördüğümüz dağlar, ağaçlar, taşlar bunlara birer örnektir. Gazlar neredeymiş beraber bakalım. Malzemelerimiz pamuk, derin bir kap, su, su bardağı ve bant. Bir kaba bardağın yüksekliğine kadar hatta yüksekliğinden daha fazla su koyalım. Su bardağının dibine bant ile pamuk yapıştıralım. Su bardağını ters çevirip kabın dibine iyice bardağı bastıralım. Sonra da gözlemlerimizi not edelim. Biz bunları sınıflarda da çok yaparız çocuklar. Aynı yeri aynı anda iki madde dolduramaz. Dolayısıyla bardağın dibine koymuş olduğumuz pamuk ters çevirip tasın içerisine batırdığınızda içeride bulunan hava nedeniyle suyun girişi engellenecek ve ıslanmayacaktır. Eğer siz bu bardağı hafifçe eğerseniz burada fokurdayan ve dışarı çıkan kabarcıkları yani havayı görürsünüz. Hava bardağın içini terk eder terk etmez onun yerine su dolduracaktır. Dolayısıyla da bardağın dibinde bulunan pamuk ıslanacaktır. Buradaki hava çıkmadan içeriye suyun girmesi mümkün değil. Su dolu kabın içine dibine pamuk olan su bardağını ters çevirip koyarsak bardağın içine su girmez ve bardağın dibindeki pamuk ıslanmaz diye burada gözlemimizi yazıyoruz. Bardağın içindeki pamuk ıslandı mı? Neden? Diye sorulmuş. Bardağın içindeki pamuk ıslanmadı. Çünkü aynı anda aynı yeri iki madde dolduramaz. Bardağın içinde hava varken içeri su giremez. Bardağı hafif eğersek hava baloncuklarının çıkışını ve yerin suyun alışını gözlemleyebiliriz. Bu durumda da pamuk ıslanır. Renkli balonları görüyoruz. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi resmi bayramlarda sınıfı süslemek için kullandığımız balonların içinde gaz vardır. Balonu şişirip ucunu bağladığımızda, balonun herhangi bir ucundan sıktığımızda içerisindeki havanın diğer tarafa aktığını gözlemleyebiliriz. Bu şekilde gazların sıvılar gibi akışkan olduğunu da anlayabiliriz çocuklar. Balonun herhangi bir şekilde gözlemlediğinizde, iğneyle şöyle bir dokunduğunuzda patladığını ve içinden de hava çıkışını görebilirsiniz. Gazlar bazen görünmese de hissedilebilir. Rüzgar eserken yüzümüzde hissettiğimiz, nefes alıp verirken ciğerlerimize çektiğimiz hava da bir gazdır. Havayı göremeyiz ama varlığını hissedebiliriz. Bayramlarda bize ikram edilen kolonyanın elimizdeki ıslaklığının kısa bir süre sonra kalmadığını görürüz. Çünkü kolonya sıvı halden gaz haline geçmiştir. Aynı madde hem sıvı hem de gaz halde bulunabiliyor. Su doğada üç halde bulunur çocuklar.
katı, sıvı ve gaz olmak üzere. Nasıl mı? Kışın göllerdeki, nehirlerdeki ve cadde kenarlarındaki sular donarak buz haline döner. Hava ısındığı zaman bu buzlar eriyerek tekrar sıvı hale döner. Yeryüzündeki sular ısının etkisiyle buharlaşarak gaz halinde bulutları oluşturur. Görüldüğü gibi maddemiz yani suyumuz doğada üç halde bulunabiliyor. Zeytinyağı sıvı halde bulunur. Bir çay bardağı zeytinyağını buzluğa koyarsak donarak katı hale geçer. Zeytinyağı hem katı hem sıvı halde olabiliyor. Sadece halleri farklı. Sonuçta yine ikisi de zeytinyağı. Şimdilik öğrendiklerimizi bir tekrarlayalım. Madde 3 halde bulunur dedik. Katı, sıvı, gaz. Katı maddelerin belirli şekilleri vardır ve akışkan değillerdir. Çocuklar, katı maddelerin molekülleri birbirlerine çok yakındır. Çok düzenli bir dizilişleri vardır. O yüzden şekilleri belirlidir. Farklı bir cisimle biz onun şeklini değiştirmek istemedikçe katı maddenin şekli değişmez. Sıvı maddelere gelince belirli şekilleri yoktur. Konulduğu kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı maddelerin molekülleri arasında biraz boşluklar vardır. Bu akışkanlık da bu sayede sağlanır. Gazların ise belirli şekilleri yoktur. Konulduğu kaba yayılırlar, akışkandırlar. Gazlar en ufacık deliklerden bile kaçabilirler çocuklar. Dolayısıyla gaz moleküllerini inceleyecek olursak moleküllerin arasındaki bu boşluklar bizim neden gazları sıkıştırabildiğimizi, neden gazların hızlı bir şekilde ortamda yayılabildiğini anlamamızı sağlayacaktır. Katı maddelere örnek buz, tahta, kalem, masa olabilir. Sıvı maddelere örnek su, zeytinyağı, sirke, meyve suyu olabilir. Gaz maddelere örnek de su buharı, egzoz gazı ve doğalgaz verilebilir. Beraberce kendimizi bir değerlendirelim. Acaba neler öğrendik? Maddeler doğada katı, sıvı, gaz olmak üzere 3 halde bulunur. Katı maddeler akıcı olmadıkları için belirli bir şekilleri vardır. Konuldukları kabın şeklini almaz. Ama sıvı ve gazlar akıcı oldukları için belirli bir şekilleri yoktur. Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alır. Gazlar konuldukları kabı tamamıyla doldurur, içerisine yayılırlar. Aşağıdaki tabloda katı, sıvı ve gazlara ait özellikler verilmiştir. Tabloda verilen özellikler hangi madde ile ilgili ise o maddenin altına tek işareti koyunuz denilmiş. Bakalım. Belirli bir şekli yoktur. Çocuklar belirli şekli olan sadece katılardır. Sıvıların da gazların da belirli şekilleri yoktur. Akıcıdır. Sıvılar da gazlar da akıcıdır. Konuldukları kaba tamamen yayılırlar. Çocuklar, sıvılar olduğu kadar yayılabilir. Bardağın tamamını dolduramayabilir. Ama gazlar konuldukları kabı tamamen doldurur, oraya tamamen yayılırlar. Zeytinyağı, su, benzin, alkol, pekmez örnek olarak veriliyorsa bu sıvı maddelerdir. Taş, altın, kalem, şişe, tuz, şeker örnek veriliyorsa bu katı maddedir. Hava, su buharı, doğal gaz örnek olarak veriliyorsa bu gaz maddedir. Evet, böylece beraberce kendimizi de değerlendirdiğimize göre konumuzu tamamlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.